yaklaşıyor. Hadi de durma. ders bolca, Merhaba çocuklar. Bugün sizinle ülkemizde hayat ünitesini işleyeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, bugün sizlerle bazı illeri işleyeceğiz. Beraber baktığımızda ilk olarak İstanbul'u aldık. İstanbul geçmişte Osmanlı Devleti'nin başkentliğini yapmış ve birçok ülkenin, birçok imparatorluğun başkentliğini yapmış bir şehirdir. İnanılmaz derecede tarih kokar ve birçok tarihi esere e, ev sahipliği yapar ve çok güzel bir denizi vardır. Boğazlara sahiptir. Gezip görülecek gerçekten çok fazla yeri vardır ve mutlaka gezmelisiniz. Gelelim İzmir'e. İzmir, e. İzmir Ege'nin incisi, güzel mi güzel? Çok şık ve çok tatlı bir ildir. Gene gelişmiş ve gerçekten de çoğu şeye sahip ve tarihi eserler konusunda da bayağı İstanbul kadar olmasa da bayağı yoğun bir şekilde olan çok güzel bir ilimizdir. Mutlaka Ege'ye gittiğinizde İzmir'i gezin. Şimdi ise gelelim Güneydoğu Anadolu'nun en güzel illerinden bir tanesine ve benim en çok sevdiğim illerden bir tanesi Gaziantep. Yemek kültürü bakımından muhteşem zenginlikte bir yer ve haricinde dünyalara nam salmış baklavası, fıstığı. Bunlara bunların hepsi hatta yaptıkları her yiyecek çok 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 güzeldir ve haricinde gerçekten de gezilip görülecek çok fazla yeri vardır. O yüzden mutlaka bir gün Gaziantep'e gidin. Evet, şimdi ise gelelim Ankara'ya. Yani başkentimiz Ankara'ya. Ankara'da en önemli şehirlerden bir tanesi Atatürk'ün mezarı bulunmakta. Yani Anıtkabir. Onun haricinde çok fazla müze var. Mutlaka gidip görmeniz gereken, gezmeniz gereken bir yerdir Ankara ve haricinde meclis binaları ve hükümetin yönetildiği ve birçok şeyin olduğu yer kesinlikle Ankara'dır. O yüzden hayatınızda bir kere de olsa mutlaka Ankara'ya gidin ve gezin. Evet, güzelliklerle dolu, doğal güzelliklerle dolu hatta Kapadokya'ya bakalım. Yani Nevşehir'e. Nevşehir'e baktığımızda burada gördüğünüz bu güzel balonlar uçuyor ya hani. Onların olduğu, peribacalarının olduğu, daha birçok güzel mağaralara sahip, yeraltı şehirlerine sahip çok güzel bir ilimizdir. O yüzden eğer bu tarz yerleri gezmeyi seviyorsanız mutlaka oraya gitmelisiniz. Ve gelelim canım Rize'ye. Günlerce yağmur yağan, hatta aylarca yağmur yağan ve yılın birçok gününü yağmurla geçiren bir yer. Fakat bu kadar yağmura rağmen o kadar güzel bir yer ki, yeşilliklerle, ormanlarla dolu, bütün doğal güzellikleriyle harika bir şehirdir. Mutlaka hayatınızda görmeniz gereken en güzel şehirlerden bir tanesidir. Yaylaları ile meşhur, çayı ile meşhur, mutlaka gidip görmeniz gereken bir yer olarak kenara bırakıyorum. Evet, doğal güzellikleri bakımında denizi incelediğimizde karşımızda ne görüyoruz? Pamukkale travertenlerini görüyoruz. Pamukkale travertenleri kendiliğinden oluşmuş doğal bir yapıdır ve inanılmaz güzeldir. O Gördüğünüz beyaz taşlar aslında hiç kaygan değildir. Biliyor musunuz? Üzerinde çok rahat bir şekilde yürüyebileceğiniz bir taştır. Hatta bu taşların üzerine çıkarmadan önce girişte ayakkabılarınızı, çoraplarınızı, ayağınıza hiçbir şey kalmayacak şekilde çıkarmanızı istiyorlar. Yani çıplak ayakla gezebilirsiniz ancak çünkü o doğal esere. Zarar vermenizi hiç kimse istemiyor. Bundan dolayı bu şekilde gezmenizi istiyorlar. Ama emin olun ayağınız hiç kaymıyor. Çok güzel, mutlaka görülmesi gereken bir yer. Evet, bu şekilde gitmelisiniz. Gelelim Mardin'e. Mardin'e baktığımızda gene aynı şekilde doğuda çok güzel bir şehrimizdir. Evleriyle hatta tarihi dokusuyla meşhur çok güzel bir yerdir ve fırsatınız varsa Türkiye'de gizli kalmış, bilinmeyen, gidilmeyen her yere gidin. Çünkü canım Türkiye'm, güzel Türkiye'm birçok şehre, birçok güzelliğe sahip harika bir ülkedir. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.